günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kolon kanserini konuşacağız. Tabii kanser artık çok yaygın bir hastalık ama korkulacak bir hastalık olmadığını da hekimlerimizden duyuyoruz. Bugün kolon kanserini konuşacağız dedik ve doçent doktor Fatma Şen bizlerle birlikte olacaklar. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanımız. Peki, kolon kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Ama öncelikle kanserin korkulacak bir hastalık olmadığının hocamdan mesajlarını alaraktan kolon kanseri nedir diye ilk sorumuzu yönlendirelim. Kanser korkulacak bir hastalık mı değil mi? Ben her zaman şunu diyorum, tabii ki tüm hastalıklar önemlidir. Evet. Kanser de önemli bir hastalıktır. Korkulacak demeyelim ama her kanser deyince ölümcül hastalık anlamında belki insanlar korkmakta. Bu nedenle de belki bunu düzeltmek gerekir. Şeker hastalığı da önemlidir, tansiyonda, işte kolesterolde hepsinde ayrı ayrı kendince önemli yönleri vardır. Kanser de tabii ki önemli bir hastalıktır. Hepsi ölümcül asla değildir. Erken teşhis ile birçok hastalık artık kanser hastalığı yenilebilmektedir. Yani tam şifa bulabilmektedir. Bu açılardan baktığımızda kanser korkulacak bir hastalık değildir ama geciktirmemeye çalışmak. Evet. Şimdi geç evrelerde bile birçok hastalıkta tedavi seçenekleri oldukça fazla. Ama önemsemek ve erken teşhis konulması ile ilgili gerekli birincil koruma yöntemleri, ikincil tarama yöntemleri gibi yöntemlerle daha hızlı tanı konulmasını sağlamak gerekir. İkinci sorumuza gelirsek kolon kanseri nedir? Kolon nedir öncelikle? Evet. Kolon, bağırsağımızın bir ince bağırsak, bir kalın bağırsak kısmı vardır. Tıptaki adı kalın bağırsak kolondur. En makat dediğimiz anüs kısmına yakın olan kısmına kalın bağırsak deriz. Kalın bağırsak kanserleri de ülkemizde de dünyada da en sık görülen ilk 3-4 kanser arasındadır. Ülkemizde de hem her iki cinste, hem erkekte hem kadında en sık görülen 3. kanserler olarak karşımıza gelmekte. Kolon kanseri kalın bağırsağın normal epitelinin, normal dokusunun zaman içerisinde anormalleşerek otonomi kazanması, bağımsız bir şekilde doku uyumuyla uyumsuz hale gelmesi ile oluşan tümörlere denir. Bunların zaten kanser dedikten sonra genellikle hastaların bize sorusu dişi midir, erkek midir diye. Kanser tanısı koyduysak zaten bunlar dişi tipidir. Hangi kanser olursa olsun. Kolon kanseri de bu şekilde bağırsak hücreleri tarafından, bağırsak hücrelerin artık normal vücut kontrolünden çıkarak anormalleşip büyümesi sonucu oluşan kanserlerdir. Bunlar zaman içerisinde önce bağırsak duvarında ilerleyerek bağırsak çevresine çıkmayı severler. Öncelikle çok sıklıkla polip olarak bağırsak lumenine doğru, yani bağırsak içerisine büyür, anormalleşir, kanserleşir. Ondan sonra da tekrar bağırsak duvarına çıkıp çevre dokularla ilişki kazanabilir. Ondan sonra da yine en yakın lenf bezlerine gitmeyi sıklıkla severler. Diğer taraftan da hematojen yayılımla gerek lenf nodları, gerekse kan yolu ile karaciğer, akciğer, kemik gibi diğer organlarda da yer alırlar. Bu arada da evli atlamış olurlar. Evet. Peki hocam, kolon kanserinin genetiği nedir? Şimdi tabii bu kolon kanserinin genetiği nedir derken ailesellik anlamında evet, mı soruyorsunuz? Evet, yani aileden mi gelir, yoksa sonradan mı oluşan bir rahatsızlıktır? Çünkü kolon kanseri genetiği dediğimizde zaten karsinogenezin kitapları kolon karsinogenezinden yazılmıştır. Çok kitabi, çok basamaklı, böyle kurallı bir karsinogenezi vardır kolon kanseri. Yani bir step atlayıp öbür step, işte 3 gün önce tümör yoktu, işte 3 gün sonra tümör vardı gibi değil. Her şey aylar, yıllar içerisinde birikerek oluşur. Ve normal hücrenin genetiğinin değişerek anormalleşmesi sonucu hücre zaten anormalleşir. Bu anlamda kolon kanseri genetiği kitaplar dolusu bilgi içerir. Evet. Şimdi bu kanserin gelişmesindeki genetik yapının bozulmasıyla ilişkili ama ailesellik kısmı ayrı. Aslında o da ona katkıda bulunmaktadır karsinogenezin.
en sık görülen ailesel kanser, riski yüksek kanser grubundadır. Kolon kanseri, örnek meme kanseri gibi, örnek yumurtalık kanseri gibi kolon kanseri de öyle bir kişi varsa evet. ailede, birinci aile derece yakınlarında, ikinci derece yakınlarında topluma göre bağırsak kanseri gelişme riski çok daha fazladır. Hele de genç yaş kolon kanseri ise, hele de işte birçok polipli gibi, işte familial adenomatozis, polipozis koli dediğimiz çok polip oluşturan ailesel polipli kanserler vardır. Az polip olup yine ailesel polipli kanserler vardır. Genetikle ilişkili önemli bir ilişkisi vardır. Yani kalıtsal genetikle önemli ilişkisi vardır. Onun için de biz tüm hastalarımıza deriz ki endeks vakadan önce 10 yıl öncesinde mutlaka olan örnek 50 yaşında bir kişi aileden kolon kanseri olduysa 40 yaşından itibaren mutlaka aile bireyleri, çocukları, kardeşleri, yaşıyorsa annesi babası mutlaka kolonoskopik tarama yapmalıdır deriz. Onun için de bu açıdan bakarsak kolon kanseri ciddi anlamda genetik bir kalıtsal hastalık olarak karşımıza çıkar. Evet. Peki Fatma Hocam, kişi ne tür şikayetlerle size geliyor? Evet. Hangi şikayetler, hangi bulgular kolon evet. kanserinde önemli? Birçok kanserde olduğu gibi kolon kanserinde bazı belirti ve bulgular verir. Genellikle sinyaller vererek gelir. Çok nadiren başka işte rutin testler sırasında ortaya çıkabilir. Ama özellikle kanser başladı ve belli bir noktaya geldiyse verdiği şikayetler bağırsak kanserinde özellikle rektum dediğimiz bağırsağın en alt kısmında, en dışa yakın, anüse yakın kısmında oluştuysa hızlı bir şekilde kanamaya neden olabilir. Yani makattan gelen, büyük abdestle gelen veya büyük abdestten sonra gelen parlak kırmızı renkli kanamalara neden olabilir. Bağırsağın özellikle sol bağırsak kısmında, yine son kısma yakın olan son yarısında olduğunda bunlar daha çok bağırsağın içine doğru kitleler oluşturmayı severler ve bağırsaktaki büyük abdestin geçişini engellerler ve ciddi anlamda kabızlık yapabilirler kişilerde. Ve bu kabızlık eğer çözülmezse de karın ağrılarına, bulantı kusmalara neden olabilmektedir. Bağırsağın, kalın bağırsağın bir sağ bir sol kısmı vardır. İnce bağırsak kısmına yakın kısmına sağ bağırsak deriz, sağ kolon deriz. O kısımdakiler genellikle tıkama yerine dışarı doğru büyüme eğilimindedirler ve ilk verdikleri şikayet halsizlik olur. Çünkü kan kaybına neden olurlar. Hasta hiç anlamaz ne kabızlığı vardır, ne makattan parlak açık renkli bir kanama görürler. Fakat büyük abdeste karışan, büyük abdestin rengini değiştiren kronik bir kanama söz konusudur ve kırmızı kanı düşer ve kişi ben çok halsizim derken, tetkik edilirken kansızlık fark edilir ve o tetkik sırasında karşımıza çıkabilir. Bazen çok da kabızlığa göre biraz daha seyrek olarak değişen kabızlık ishal ataklığı da gelebilir. Kimi hasta da o kadar güzel kitabi olarak bize anlatır ki büyük abdestimin kalibresi daralmıştı der. Yani tam bir tıkanıklık yoksa daha kalibresi daralmış, çapı daralmış gayta çıkartmaya başlayabilir. Eğer kişinin hastalığı örnek karaciğere sıçrama söz konusu ise bu sefer sağ yan ağrıları, derin nefes almakla batan sağ yan ağrıları şeklinde karşımıza gelebilir. Bazen sağ omuz ağrısı olarak gelebilir. Sıçradığı organ ve dokuya göre de spesifik organ ve dokuya göre özgü şikayetlerle de gelebilir. Ama bağırsağa özgü şikayetler kabızlık, makattan kan gelmesi, karın ağrısı, nadiren kilo kaybı, kabızlık ishal atakları, halsizlik gibi şikayetlerle gelebilmektedirler. Peki hocam, kolon kanserinin tipleri ve evreleri var mıdır? Kolon kanserinin tipleri vardır. Tipleri derken bir akciğer kanserinde işte küçük hücreli, küçük hücreli olmayan gibi çok bariz bir ayrım genel yoktur. Çoğu adenokarsinomdur. Nadir tipleri vardır tabii ki. Lenfomaları vardır kolon kanserinin. Çok nadir küçük hücreli tipleri vardır ama genelde bağırsak epitelinin dönüştüğü adenokanserleri vardır ve bunlar tabii ki agresiflik özelliğine göre tıbben biz onları işte daha az agresif grad 1, daha agresif grad 3 gibi bir takım grad 2 gibi bazı dereceleri ayırabilmekteyiz. Evreleri mutlaka var. Tüm kanserlerde biz hastanın hastalığını evreleriz. Yani erken evrede mi, lokal ileri evrede mi yoksa ileri evrede mi diye.
bağırsak kanserinde de eğer tümör bağırsakta sınırlı ise ve hemen ameliyat edilme özelliğinde ise genellikle bunlar erken evre olmaktadır. Lenf bezlerini tuttu fakat çok sayıda lenf bezlerini tuttuysa yakınındaki örneğin mesaneye invaze olmak diyoruz biz. Yani mesaneye yürüdüyse idrar kesesine, vajinaya, komşu organ ve dokulara yürüdü ve çıkarılması mümkün olmayan ya da çıkarılsa bile o organları da içeren bir özellik kazandıysa bunlar daha çok lokalleri evre diyoruz. Bunların çoğu evre 3 hastalık oluyor. Evre 4 hastalıkta o organdan çıkan yani bağırsaktan artık çıkan tümör hücreleri vücudun bağırsak dışında komşu olmayan organlara veya karın boşluğunda yayılmasına da biz evre 4 veya ileri evre kolon kanserleri demekteyiz. Fatma Hocam, kolon kanserinin risk faktörleri nelerdir? Kolon kanseri içinde risk faktörleri vardır. Tüm kanserlerde neredeyse kimisindeki risk faktörleri çok daha belirlidir ama kimisinde daha kısıtlı risk faktörleri tanımlanabilmektedir. Kolon kanseri içinde iyi tanımlanmış risk faktörleri var. Bunlar arasında kilo, inaktif yaşam, ailesel kanser sendromu olan bir aileye sahip olmak veya bu tarz mutasyonları taşımak veya kişinin kendisinde kanserleşme riski yüksek olan poliplere sahip olmak. Özellikle işte bazı işlemden geçmiş et ve et ürünlerini tüketmek. Bu İşlemişli salam sosis gibi, salam sosis gibi işlenmiş et ürünleri, ızgaralar, özellikle doğrudan dumana tutularak pişirmiş et ürünleri gibi. Bir takım yeni yeme çeşitleri de kanser riskini, bağırsak kanser riskini arttırıyor. Yine alkol kullanımı, sigara hemen tüm kanserler için zaten risk faktörü. Daha yaşlı olmak da risk faktörünü arttırıyor. Çünkü zaman içerisinde o normal hücrelerdeki anormal genetik çeşitli risk faktörleriyle bozulurken yıllar içerisinde bunlar tamir edilemediği için daima yaş almak risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar en belirgin risk faktörleri diyebiliriz. Kişinin kendisine daha önce bağırsak kanseri teşhisi yapıldıysa ve herhangi bir genetik belki sendrom tanımlanmadı. Hani ailesel genetik testler yapıldı tanımlanmasa bile topluma göre o kişide de yine bağırsak kanseri riski daha fazla. Ve hocam tabii şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve siz de Avrasya Hastanesi'nin onkoloji uzmanı olarak görev yapıyorsunuz ve kanser hastalarıyla ilgili de bir konseyiniz oluştu. Tüm onkoloji hastaları dünyanın her yerinde özellikle birçok açıdan gerektiği noktada tedavi başlarken, planlanırken onkolojik cerrahi yapan, onkolojik radyolojisi olan, patolojisi olan hekimler grubuyla, radyolojiyle, radyasyon onkolojisiyle, tıbbi onkolojisiyle, cerrahi grupla tartışılarak tedavi planı yapılır veya tedavi ve veya diyelim tedavi planı sırasında gerektiğinde birbirleriyle konsültasyon ve diyalog halinde devam ettirilir. O nedenle de onkoloji konseyleri tüm dünyada da önemlidir, bizde de önemlidir. Mutlaka hastalar çeşitli açılardan ele alınır. Çünkü onkolojik tedavi sırasında geri gelir cerrahi gerekebilir. Geri gelir biz sürekli zaten mutlaka hastalığın gidişatını takip etmek için radyolojik ve nükleer tıp yöntemleri kullanmaktayız. Hemen dünyada tüm branşlarda olduğu gibi, pek çok branşta olduğu gibi konseyler önemlidir. Onkolojide konseyler vazgeçilmezdir. Bu açıdan da onkoloji konseyleri de hastalar tartışılarak takip edilir. Fatma Hocam, kolon kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Evet, kolon kanserinin tedavi yöntemlerinde erken evre hastalıkta bir bağırsağın sağ kolon ve sol kolon kısmı dedik, bir de rektum kısmı var. Özellikle rektum kısmında genellikle belli bağırsağın duvarını aşmış olmuş olan tüm kanserler dahil olmak üzere radyoterapi kullanılır önce sıklıkla diyelim. Radyoterapi ile beraber kemoterapi kullanılır ama onun dışındaki hemen tüm diğer bölümlerde
erken evrede önce ameliyat edilir. Ameliyattan sonra hasta gerekirse kemoterapilerle devam edilir. Bu kemoterapilerin pek çoğu 3 ila 6 ay sürmektedir. Yalnız yeni yaklaşımlarda lokalleri dediğimiz, yani bir şekilde çok büyük bir cerrahiye gerekecek hastalarda, bağırsağın diğer taraflarında da öncelikle kemoterapi verip belli bir süre, yine 3-6 ay, ondan sonra hasta ameliyata götürülebilir. Yani ana tedaviler cerrahi medikal onkolojidir. Rektum kısmında da radyasyon onkolojisi branşından faydalanılır tedavi sırasında. Ama örnek evre 4 bazı hastalıklarımız vardır. Karaciğer atlamıştır, akciğer atlamıştır. Bunlarda da lokal tedavileri çok sıklıkla kullanmaktayız. Lokal tedavilerden ana tedavilerde bir, yine cerrahi olarak sıçramış alanı, karaciğerlik sıçramış alanı ameliyatla çıkarttırabildiğimiz gibi, o alanlar uygun lokalizasyonda ise eğer, onlara radyo cerrahi dediğimiz radyoterapiyle yakma işlemi veya radyo frekans ablasyon dediğimiz girişimsel radyoloji işlemlerle, bazen bunu cerrahlar da yapar, frekans, radyo frekans dalgalarla yakma işlemi yapılabilir veya daha büyük alanlarda nükleer tıp yöntemiyle bir takım halk arasında atom tedavisi diyebildiğimiz radyoniklit tedaviler damardan doğrudan ilgili karaciğer alanına verilerek hastalık multidisipliner bir şekilde kontrol altına alır. Yani alınır. Her evrede mutlaka çeşitli branşlarla diyalog halinde olmakla birlikte ana tedavi hemen hemen birçok evrede sistemik tedavilerdir. Ama dediğim gibi bir orkestra gibi gerekli şefliği yaparak, branşları koordine ederek hastanın takibini yapmak gerekmektedir. Fatma Hocam, hastamız tedavisini aldı. Tedaviden sonra kendini nasıl kontrol etmesi gerekiyor? Hasta yakınları nasıl hastayı kontrol etmesi gerekiyor? Bununla ilgili de bilgiler verir misiniz? Hastalarımızın erken evre bile olsa tedavileri tamamlandıktan sonra mutlaka onkolojik takipleri devam etmektedir. Evet. Mutlaka her onkoloji hastasının mutlaka bir onkolo olmalıdır. Tabii ki cerrah olmalıdır ama bir onkolog tarafından da takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kişide eğer bir kanser varsa diğer kanserleri geliştirme riski de arttığı için mutlaka onkolojik yaklaşımla belli periyotlarla, bağırsak kanseri için ilk 5 yıl düzenli, ondan sonra yılda bir belki, ilk 2 yılda 3-4 ayda bir genellikle, 2 ila 5 yıl arasında da 6 ayda bir mutlaka poliklinik takibine gelmelidir. Bu poliklinik takibi sırasında doktoru zaten gerekli hastalığın evresine göre takip planı yapacaktır ve kişiye diyecektir ki bu takipte bunları yapacağız. Her takipte mutlaka fizik muayene yapılmalıdır. Hastanın şikayetleri dinlenilmelidir ama arada herhangi bir şikayet olduğunda zaten onkoloyla mutlaka diyalog halinde olmalıdır ve o ekstra sıra dışı olan şikayeti o açıdan değerlendirmelidir. Yani kişi bir kendi şikayetlerini ya da kendi fiziksel durumunu evde zaten takip edecek. Farklı bir şikayet olursa hemen doktora başvuracak. Hiç şikayet yoksa da doktorunun, onkoloğunun önerdiği periyotlarda takiplerini yaptırmalıdır. Peki hasta yakınları nasıl dikkat edecek hastaya? Ya burada çünkü yaklaşım çok önemli. Evet. Hasta yakınları özellikle hastayı sıkmayarak dikkat etmelidir. Çünkü genellikle problemimiz hastanın hasta yakınları tarafından aşırı titizlik nedeniyle çok sıkıntıya sokulmasıdır. Yani bazen hastaya ilgi gösteriyorum derken hasta gerçekten bunalıma girebilmektedir. Hasta yakınları özellikle hastaya ilgiden ziyade kendilerinin de risk faktörü açısından, yani riskler açısından dikkatli olmalı ve gerekli takiplerini ve tarama testlerini yaptırmalıdır. Belki yakınlarına o şekilde bir öneride bulunmak gerekir. Özellikle ailesel bağırsak kanserine mensup bir, yani bir aile ise, onlar daha da özel yani takip programlarına, çok daha genç yaşlarda gerekirse genetik testlerle, kolonoskopik taramalarla veya olmadan önce total kolektomi dediğimiz bağırsak dokusunu tamamen alması gibi takiplerini düzenli bir şekilde yapmalıdırlar. Ama böyle bir sendroma sahip değilse hasta yakınları mutlaka önerilen yaşta indeks vakadan dediğimiz gibi belli bir yaş gerisinden başlayarak
tarama programlarını yapmalıdır. Bazen şununla da karşılaşıyoruz hocam. İşte bu kanser hastalığı benim başıma niye geldi? İşte öldük, bitti. Sanki bir umutsuz bir hastalıkmış gibi de maalesef kafamıza senaryolar üretebiliyoruz. Evet. Dediğim gibi en çok tedavi edilebilir kanserler arasında bağırsak kanseri de. Ve bu nedenle devre 4 hastalıkta bile lokal tedavilerle pek çok hastalarımız 5 yıl, 10 yıl çok daha uzun, hatta tam yanıtlı hastalarımız olabilmekte. O açıdan öyle düşünmemek gerekiyor. Bütün hastalıklar için böyledir. Kişiler dediğim gibi bir tansiyon hastası olduğunu bile kabullenmek de zordur. Kanser de böyle bir hastalıktır ama biliyoruz ki artık elimizde eskiye göre çok daha iyi tedavi seçeneklerimiz var. O silahları kullanarak ya da o tedavi seçeneklerini kullanarak vücuttaki o gereksiz olan hücreleri temizleme yoluna gidebilmekteyiz. Onun için de biraz da herhalde magazin ve televizyon da bunları çok körüklüyor. Evet. Bunun üzerinden de çok fazla hastalar ya da sağlıklı kişiler etkilenebiliyor. Evet, evet. Korku ve endişe yaratılıyor gibi geliyor, evet. Ama yine söylüyoruz, kanserin tedavi edilebilir bir kesinlikle hastalık olduğunu. Yeter ki erken teşhis, erken tanı evet konulabilsin. Evet, kesinlikle öyle. Yani gerekli tarama testleriyle ya da vücudumuzdaki bir takım sinyallere daha ilgili olarak erken vakitte doktora başvurarak daha hızlı tanı konması ile çözülebilecek bir hastalık grubu diyebiliriz en azından. Evet. Peki kolon kanserinde ameliyatı da tedavi süreçleri içerisinde midir hocam? Tabii onu az önce tedavi belirttik. Tedavi seçeneklerinde vardır ameliyat, cerrahi operasyonu da vardır. Tabii onu belirttik zaten. Erken evrede %100 yani vazgeçilmez. Evre 4 hastalarda bile artık belli sayıdaki metastazlarda çok sık kullandığımız, bazen çok sayıda metastaz dediğimiz, çok sayıda vücuda yayılmış olsa bile hastalık, bağırsakta acil tıkanıklık olduğunda önce acil ameliyata gidip bağırsak tümörlü bölgesi temizlenebiliyor veya bağırsak tümörlü bölgesinden daha önde bir yerde, daha proksimal dediğimiz bölgesinden bağırsak dışarı veriliyor ki orada bir bağırsakta delinme, perforasyon diyoruz. Onlara neden olmadan engellemek gerekiyor. Cerrahi daima önemli bir tedavi seçeneği ya da parçası olarak karşımıza çıkıyor. Polip dediniz hocam. Peki o polip nedir? Onu biraz açar mısınız? Polip bağırsak epiteli, yani bağırsağa düşen hücrelerin zaman içerisinde genetiğinin değişmesi sonucu orada anormal bir şekilde büyüyerek adeta böyle etsi, nasıl diyelim, önce mercimek gibi sonra nohut gibi çıkıntılar yapması, parmaksı çıkıntılar oluşturması na polip diyoruz. Bu poliplerin pek çoğu tümör olmuyor başta. Evet. Ama genellikle iyi huylu değişimler gibi karşımıza çıkıyor. Ama zamanla kötü huylu değişime dönüşebilme karakteri oluyor poliplerin. Bağırsak poliplerin pek çoğu. Öyle olmayan çok az bir grup da var. Bir nevi parmaksı çıkıntı şeklinde bağırsak içerisine, lümenine doğru olan anormal yapılanmalar ve bunların en önemli bağırsaktaki özelliği de yine bağırsak kanseri için risk faktörü oluşturmaları. Tabii hocam, az önce konuşmanızın arasında rektum dediniz. Peki evet, rektum nedir ve rektum kanseri neden oluşur? Rektum kanseri bağırsağın anüs dönünceki son kısmıdır ve oradaki kemik yapının son kısmında olduğu için kemik yapının arasında kalmıştır. Ve buranın ameliyat edilirken ki rezidü dediğimiz ameliyat sonrası orada kalma ihtimali veya ameliyattan sonra tekrarlama lokal nüks dediğimiz ihtimal çok yüksek olan bir bölgedir. Bu nedenle de biraz ele alınmış şekli bağırsağın diğer kısmına göre biraz daha farklıdır. Mutlaka burada ışın tedavisi kullanılabilmektedir. Yine bağırsağın diğer kısmına göre son birkaç yıldır son çalışmalarla, klinik çalışmalarla birbirini destekleyen ameliyatsız bir şekilde yine kemoterapi ve radyoterapinin kullanıldığı çözümlere de gidilebilmektedir. Çünkü rektum bağırsağın son kısmı olduğu için ameliyat sonrası kalıcı bağırsağın dışarı verilmesi kolostomi ile bitebilmekteyken artık pek çok rektum kanserlerinde iyi değerlendirildiğinde ve iyi takip edildiğinde
cerrahi özellikle yapılmaksızın radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıta tam şifa sağlayan bir alt grup vardır. Bu açıdan da bağırsağın diğer kısmından artık daha farklı ele alınabilmektedir. Ameliyat edilebilecek hastalarda bile çoğunda, pek çoğunda ameliyat öncesi ve sonrası mutlaka radyoterapi girmek zorunda olmak zorundadır. Dediğim gibi o bölgenin yapısı itibariyle aynı bölgede vücuda dağılmadan ameliyatlardan, tedavilerden sonra 3-6 ay bir sene sonra tekrarlama riski yüksek olduğu için lokal bir tedavi olan radyoterapi o bölgede koymak çok önemlidir. O anlamda da rektum kanseri önemlidir. Yine rektum kanserlerinin bir kısmı hematojen yayılmayı sevdiği için bağırsağın diğer kısmına göre akciğere, diğer organlara daha fazla atma eğiliminde, daha fazla sıçrama eğiliminde olmaktadır. O açıdan da yine rektum kanseri biraz daha farklı gibi gözükmekle beraber karşımıza o şekilde çıkmaktadır. Peki rektum kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Dediğim gibi rektum kanserinde ana tedavisi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Erken evrede. İleri evrede de bizim akıllı ilaçlar, immünoterapiler, kemoterapilerle birlikte yine birçok lokal tedavi yöntemleri ana tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk faktörleri hemen hepsi kolon kanseriyle aynıdır. Zaten o da bir kolon kanseridir yani son kısmıdır. Çok tamamen ayrı ele alınamaz. Birçok biyolojik, genetik özellikler aynıdır zaten. Aynı şeyleri konuşabiliriz. Burada sadece ele alınış yöntemi olarak bir ışının çok daha etkili kullanılabilmesi, ışın kullanılarak bir o ışın lokal bir tedavidir. Yani o bölgeye yakıcı bir tedavi olduğu için adeta cerrahi etkisi göstererek tümörün tamamen yok etme özelliği verir ve bu açıdan da rektum kanserleri ameliyatsız çözüm açısından en çok en iyi konuşabildiğimiz bağırsak kanserleridir. O anlamda farklı ele alınabilir. Ameliyat olmadan ışın tedavisiyle akıllı ilaçlarla tedavi edilebilir bir kanser. Akıllı ilaçlar evre 4'te daha çok kullanıyoruz ama erken evrede ışın ve kemoterapiyle önemli bir kısmı, özellikle de iyi takip edilebilecek hasta hasta uyumu iyi olan hasta grubunda önerilebilecek bir yöntemdir. Evet. Fatma hocam, ailesinde herhangi bir kanser öyküsü yok, kolon kanser öyküsü yok ve işte diğer kanser türlerindeki gibi taramalar oluyor mu? Bir meme kanserinde tarama oluyor ya da işte rahim kanserinde hakeza yine öyle. Bunun için kolon kanserinde de aynı taramalar geçerli midir? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bazı kanser tarama programları var. Evet. Kolon kanseri de tarama programlarının kanıtlandığı, yani faydasının kanıtlandığı kanser türleri arasındadır. Başlıca taranan kanserler arasındadır. Meme kanseri gibi, rahim ağzı kanseri gibi kolon kanseri de standart taranır. Türkiye'de de yine Sağlık Bakanlığı'nın tarama programlarına alınmıştır. Özellikle 50 yaş ve üstünde hiç ailesinde bağırsak kanseri olmasa bile kişiler gaytada gizli kan, tekrarlı gaytada gizli kan taraması, sigmoidoskopi, rektoskopi, kolonoskopi, baryumlu grafiler gibi pek çok yöntemle taranılması önerilir. Ama altın standart kolonoskopidir. Çünkü tüm bağırsağı aynı anda kamera yöntemiyle anormal bölgesi daha net bir şekilde teşhir edilir ya da görülür, saptanır. Bu açıdan da özellikle 50 yaşı ve sonrası, hele de onkoloji hastasıysa ben mutlaka önermekteyim. Kolonoskopi öneririm ama bazı hastalar kolonoskopik işlemlere karşı ya da bazı sağlıklı bireyler işte dehidratasyon diyoruz. Yani bağırsak kolonoskopi hazırlıklarında dehidratasyon riski yüksektir. Eğer herhangi bir risk faktörü varsa, bir şekilde uyumu problemliyse en azından gaytada gizli kan gibi tarama testi programlarına alınmalıdır. Peki kolon kanseri de hızlı ilerleyen bir kanser türü müdür hocam? Çabuk mu yayılır? Kolon kanseri az önce bahsettiğimiz gibi karsinogenezin kitabının yazıldığı kanserdir. Yani her şey çok kitabi, çok basamaklıdır. Dediğim gibi az önce işte 3 ay önce böyle, 3 ay sonra böyle gibi görmemekteyiz. Genellikle önce polip olur, polip başkalaşır, adenomlar oluşur, o daha başkalaşır.
kanserler oluşur. Yani bunlar da genellikle aylar, yıllar içerisinde olur. Bu nedenle de mesela mamografi yılda bir önerilir ama kolonoskopi tamamen normalse 5 yıl sonra tekrar edilmesi önerilir. Burada da aslında kolon karsinogenezinin yapısından tarama programları böyle. Eğer bu polipler kanserleşme hızlı bir şekilde olsa tarama programlarını da daha sık aralıklarla önermekteyiz. Ama tamamen normal bir kolonoskopide oradan tekrar anormal hücrenin oluşması, polipleşmesi, kanserleşmesi belli bir yıllar aldığı için tamamen normal bir kolonoskopiden 5 yıl sonra ikinci bir kolonoskopi yaptırmayı öneririz genellikle. Bu nedenle de hızlı evrimleşmez hücre. Daha yavaş evrimleşir, kanserleşir. Bu nedenle de bir işte yumurtalık kanseri gibi değildir. Peki evet. Hocam, kişi kolon kanseriyle karşı karşıya geldi. Bütün tedavilerini yaptırdı ve tedavisine de cevap verdi. İyileşme sürecine geçti. Peki tekrar eder mi hastalık? Şimdi kolon kanseri tekrar edebilir. Kişi de eğer bir bağırsak kanseri varsa ikinci bir bağırsak kanseri olma riski yüksektir. Bazen ilk tanı sırasında bile bağırsak çeşitli bölgelerinden aynı anda iki tane tümör çıkabilir. Veya 3 yıl sonra başka bir bölgeden çıkabilir. Genellikle vücudun başka bir yerinde görmüyorsak bağırsak örneğin sigmoid kolon dediğimiz kısmından temizlendi. 3 yıl sonra transvers kolonla çıktı. Bunlar genellikle bağırsağın tekrarlayan primer tümörleridir. Hepsi aslında birbirinden ayrıdır. Eğer bir kişide bağırsak kanseri olduysa ikinci bir bağırsak kanseri geliştirme riski normal popülasyona göre çok daha yüksektir. Onun için tabii ki yüksektir. Bu nedenle de zaten kişide birinci yılda yani kanser tanısı almış kişide birinci yılda bir kolonoskopik tetkik yapılır. Temizse sonrası 3. yılda tekrar edilir. Temizse 5. yılda gibi daha öncelikle daha sık periyotlarla takip edilerek hasta programı alınır. Bu nedenle de soruya net bir cevap verecek olursak tabii ki yeniden bağırsak kanseri oluşabilir. Evet Fatma Hocam, kolon kanserinde immünoterapinin yeri var mıdır? Öncelikle immünoterapi nedir diye izleyicilerimiz aydınlatmak gerekirse immünoterapi bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı duyarlılaştırıp tümör hücrelerinin yok edilmesi yöntemidir. Çok çeşitli yöntemlerle immünoterapiler yapılmaktadır. Özellikle de kolon kanserinde bir grup ailesel kanserler başta olmak üzere bir takım moleküler bozukluklar ya da genetik bozukluklar immünoterapilere hassasiyet oluşturmaktadır. Bu tabii ki oran olarak baktığımızda çok sık değildir ama olan o alt grupta bağışıklık sistemi aktif edildiğinde evre 4 bazen kemoterapileri hiç yanıt vermeyen hasta grubunda tam yanıtlar şifa sağlanabilmektedir. Bu açıdan da kolon kanserinde immünoterapiler çok önemlidir. Mutlaka tanı sırasında artık bundan sonra yani son birkaç yıldır daha da artık rutine girmiştir. Mutlaka hastalar immünoterapi adayı mı değil mi diye önce değerlendirilir. Özel genetik testleri yapılır, moleküler testleri yapılır. Eğer immünoterapiden çok fayda göreceğine inandığımız bir grup olarak karşımıza çıkarsa testlerin sonunda bu hastaya sunulur ve tedavinin bir parçası haline getirilir. Onun için de immünoterapilerin kolon kanserinde yeri vardır. Mutlaka hastalar, özellikle de evre 4 hastalar mutlaka değerlendirilmedir. Diğer taraftan da yine bu immünoterapi için aday genlerin pek çoğu ailesel kanser türleri için de önemli olduğu için bu tarz genç hastalarda da bunlar taranıp özellikle aile taramalarına da alınmalıdır. Peki Fatma Hocam, yaş faktörü var mıdır kolon kanserinde? Kolon kanserinde yaş faktörü az önce belirttiğim üzere risk faktörler arasında vardır ileri yaş. Çünkü zaman içerisinde dediğim gibi normal bağırsak epiteli bozuluyor ve vücudun onu tamir etme mekanizmaları da bozuluyor. Giderek biriken anormal mutasyonlar genetik daha çok kanserleşmeye neden oluyor ve ileri yaş kesinlikle ya da yaşlanmak kanser için özellikle bağırsak kanseri için de risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Her kanserde değiştirilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri vardır. Özellikle ileri yaşta değiştirilemeyen risk faktörü olarak her insan için karşı karşıyadır. Her insan
bağırsak kanseri için yaşlandıkça daha fazla risklidir popülasyonun geneline baktığımızda. Peki son olarak böyle bir hastalıkla, kanser türüyle karşılaşmamak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Karşılaşmamak demeyelim ama sonuçta bazen hastalarımız şöyle demekte. Biz her türlü işte sigara içmiyoruz, alkol kullanmıyoruz, aktif hayatımız var, ailemizde yok. Bazen bazı alt tiplerde gerçekten hiçbir etiyolojik bir şey bulunamayabilir ama o alt grupları çıkartırsak özellikle bağırsak kanseri açısından risk faktörlerini ekart ederek kendimizi hazırlayabiliriz. Bunlardan işte hareketli yaşam, obeziteyle mücadele, yeme içme paternimiz özellikle işte dediğimiz gibi mevsiminde sebzesi, meyvesi, protein alırken etin cinsi, işlenmiş et olup olmaması. Ondan sonra yine özellikle vücuttaki bir takım polip vesaire varsa onların düzenli takibi, alkol kullanmama, sigara içmeme gibi pek çok risk faktörlerini ortadan kaldırarak kendimizi bağırsak kanseri olmama yolunda en azından bazı faktörleri ekart ederek hazırlayabiliriz ya da koruyabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi bizlere Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programı izleyenlere ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim bu söyleşi için. Bütün hastalarımıza da özellikle acil şifalar dileriz. Tüm yine sağlıklı bireyleri de zamanında kontrollerini olmalarını öneririz. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hocam. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bu hafta kanser konusunu işleyeceğiz. Ve kolon kanserini konuşurken Avrasya Hastanesi'nde röportajlarımız olacak. Avrasya Hastanesi'ndeki gelen misafirlerimiz diyelim. Aslında onlar her biri Avrasya Hastanesi'nin birer aile ferdi. Bakalım hastaneden memnunlar mı? Aldıkları hizmetlerden memnunlar mı? Ama öncelikle kendimizi hastalıklardan nasıl koruyoruz? Kanserle ilgili bilginiz var mı? Ben kanserle ilgili çok bir şeyim yok ki. Yine insan hastalıktan kendini korumak lazım. Biz bu hastaneyi çok beğendik. Çok iyi. Hocaları da, hemşireler de çok güzel ilgileniyor. Biz memnunuz hastaneden. Siz aslan nerelisiniz? Ben aslı Türkmenistanlıyım. Türkmenistanlısınız. Evet. Türkmenistan'dan geldiniz ve bu hastaneyi tercih ettiniz. Evet, aynen. Bu hastaneyi tercih ettik. Çok beğendik. Biz burada hep tedavi alıyoruz. Hocalar da iyi. Çok beğendik. İyi hastane. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta kanser konusunu işliyoruz. Tabii kolon kanserini konuşacağız. Ama ben öncelikle tabii buradaki değerli misafirlerimizle röportajlar yapmak istedim. Çünkü onlar Avrasya Hastanesi'ni en iyi tanıyan, en iyi bilen insanlar. Ben geçmiş olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Aynur. İşte çok kısa süre önce bir rahatsızlık hissettim midemde. Evet. Buraya geldim, tedaviye başladım. Gel. Güzel, memnunuz. Doktorum da çok memnunum. Mide hastalığı dediniz, şikayetiniz mi vardı? Ya bulantım vardı, affedersin kusmalarım oluyordu. Evet. Sonra yememeye başladım, anında kilo kaybetmeye başladım. Öyle olunca da İstanbul'a geldim, Edremit'te oturuyorum ben. İstanbul'a geldim, doktora geldim. İşte sonuçlar bu. Evet. Memnunuz. Bakalım. Güzel gidiyor tedavi. Tedavinize cevap verdi. Evet. Doktorunuz Fatma Şen. Fatma Şen. Memnunum. Çok güzel bir bayan. Neden burayı tercih ettiniz? Çapa'ya gittim ben. Hocam buraya yönlendirdi. Çok iyi bir doktorumuz var dedi. Evet. Buraya geldim. Gerçekten de güller yüzle karşılandım. Memnunuz şu anda Fatma Hanım'la. Tedavim güzel gidiyor. Peki tavsiye eder misiniz? Ederim. Hasta olmasınlar, olurlarsa da ederim yani. Mesela neyi tavsiye edersiniz? Neden Avrasya? Ya güler yüzle karşılıyorlar. Başhekimimiz mükemmel bir insan. Evet, buradan Profesör Doktor Ali Rıza Cenal başhekimdi. Evet, mükemmel bir insan. Her şeyi güzel, detaylı anlatıyorlar. Bundan iyisi can sağlığı. Peki efendim, geçmiş olsun çok diyoruz. Teşekkür aynı ederim. Şifalar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenlerimiz, kanser hastalığını bu hafta işleyeceğiz ve Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Röportajlarımız devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Kendimizi nasıl koruyabiliyoruz? Koruyoruz işte. Koruyoruz kendimizi. Elimize gelene kadar koruyoruz. Evet.
Ama gene de ediyoruz. Biraz işte, tabii stresten uzak. Tabii stresimiz bitmez zaten. Onun için 3 senedir kızı tedavi ettiriyoruz. İyi çok şükür şimdi. 3 senedir bu hastaneye mi geliyorsunuz? Evet. Neden bu hastaneye geliyorsunuz? Vallahi biz buraya önce başladık. İyi bir hastanede. Onun için biz de başvurduk buraya. Bırakmadınız. Evet. Doktorunuz? Evet. Fatma Hanım. Fatma Şen Hocam. Evet. Doktorunuz. Nasıl memnunsunuz? Evet. Memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim canım. Kaç senedir biz onda tedavi oluyoruz. 3 sene onda. Peki. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Nebahat Eryeşil. Nebahat Hanımcığım, kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Sağlığımıza dikkat ediyor muyuz? Bu hafta konumuz kanser. Tabii kanser artık bir grip gibi, biraz yaygın bir hastalık ama korkulacak bir hastalık da değil. Evet, korkulacak bir hastalık değil ama yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz lazım. Evet. Sağlığımızı bir tür hastalıklardan korumamız lazım. Elimizden geldiği kadar kendimize dikkat ediyoruz ama işte mikroplar olduğu gibi saçıyor her yerde. Elimizi bol bol yıkamamız lazım. Hamdolsun bu hastalığa yakalandım ama kendime çok dikkat etmeye başladım. Rahatsızlığınız neydi? Göğüs kanseriyim. Elhamdülillah moralle kendimi biraz ayakta tutmaya başladım. Çok güzel. Hocamızdan da Allah razı olsun. Çok memnunum. Avrasya Hastanesi çok mükemmel bir hastane. Herkesi tavsiye ediyorum. Ne bileyim doktorlarımız çok iyi, çok ilgileniyorlar. Çok sıcak davranıyorlar. Evet. Girişkenler, güleçler, ne bileyim çok seviyorum hepsini ayrı ayrı. Hastanedeki hemşireler, başhekim, doktor hepsinden Allah razı olsun çok memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum buyursunlar gelsinler. Hele zaten bizim Fatma Şen hocamız çok 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 mükemmel kendisi. Onun sayesinde önce Allah'ın sayesinde sonra kendisinin sayesinde ayaktayım çok moral veriyor bize. Hamdolsun elhamdülillah. İdare ediyorum şimdi. Yani kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını... Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kanser hastası korkulacak bir hastalık değil. Moral önemli. Tabii ki moral önemli. Bir de yediklerimize, içtiklerimize çok dikkat etmemiz lazım. İlaçlarımızı zamanımızda almamız lazım. İğnelerimizi falan düzgün vurmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım kendimize. İstediğiniz her anda hekiminize ulaşabiliyor musunuz? Tabii ki her halükarda hem telefonla hem mesajla hem WhatsApp'la ne kadar yani arasam hemen sonradan 2 dakika sonra kendi dönüyor. O da bir moral oluyor benim için hemen dönmesi. Evet. Hamdolsun elhamdülillah. İyiyiz, çok memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de size teşekkür ediyorum. Evet sevgili Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, bu haftada Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta kolon kanserini konuştuk. Kolon kanserinin devamında rektum kanserinden biraz bahsettik. Ve doçent doktor Fatma Şen hocamız bizlerle birliktelerdi. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanımızı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.